Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili terazi burçları, yükselen terazi, ay burcu terazi olanlar. 25 Ağustos 1 Eylül haftası kahve falınızda neler var? Bizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlığımız, sıhhatimiz, huzurumuz, aşk ve paramız bol olsun. Hatta tüm güzel niyet ve istekler de bizi bulsun diyelim. Şöyle bir açtım. Allah'ım ya, nedir bu uğraştığımız gene? Elimize almışız birilerini. Neyse, aşk iyi de şu iş ve para konuları biraz karışık gibi görünüyor. Benim ışığım yanmıyor. Hemen şöyle. Şimdi arkadaşlar, bu hafta ana konuyu söyleyeyim mi? Bakın burada ikilemde kaldığımız iki kişi elimize almışız. Bu iki kişi kim? İş yerinizde ya da iş yerinizde aslında, yani işi olanlar için diyeyim. Kafa kafaya tokuşturduğumuz iki kişi var. Sanki böyle hani yüzleştiriyoruz gibi birilerini, görsel var. Bu aynı zamanda iki konuyu, parasal konuyu elimize alıp tokuşturduğumuz ne ile alakalı olabilir diye düşünüyorum ama şu an bulamadım. Bir süreci bitirmeye çalıştığımız görsellerinde çıkmış. Şimdi pazartesi günü bakın bulunduğumuz yerden sıra sıra önümüzde birikmiş olan konular ya da yeni gelen konuları çözmeye çalışıyoruz. Pazartesi sakin diyebilirim. Şimdi buradaki görsellerde sanki bir duvak var kafamızda ve bu duvak iki kişiyle bağlantılı. Yani aslında iş yerinizde ya da parasal konularda iki konu, iki kişiyle yapmaya çalıştığınız bir konu. Önünüzde duran, dikkat ederseniz de bakın, iki kişi var. Yani bir orta yol bulma konusu gibi bir mevzu. Özellikle salı günü için parasal konularda arkanızdan birilere destek olmaya çalışıyor ama çok destekçi değiller. Önünüzde de iki kişi ya da iki konu, sanki böyle engeller çıkartmaya çalışılan, süreci yavaşlatmaya çalışan kişiler gibi görünüyor ki bir tanesinde başında şimdi bir anahtar görüyorum. Aslında yapmak istediğiniz, açmak istediğiniz konularla alakalı bir kişi bu konuda yetkili. Fakat bu yetkili kişiyle yaptığınız görüşmeler biraz zaman alacak görsellerinde. Ve burada pazartesi değil ama salı günü bu kişiyle yapmış olduğunuz görüşmelerin ortasında bir 5 harfi çıkmış. 5 sayısı çıkmış. Niye harf dedim, yakalayayım. 52 aslında var burada ya. 5 ve 2 rakamları var diyelim. Yolunuz açık. Yalnız burada arkadaşlar bir süreç bitirmeye çalışır gibi koştura koştura yaptığımız bir iş var. Bakın dikkat ederseniz bir hazırlık aşaması var burada. Bu iş yeriyle alakalı bir hazırlık olabilir. Parasal konuda bir ödemenin hazırlığı olabilir. Bir şekilde bundan geçiyoruz. Fakat burada bir eksiklik, dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Şimdi buradaki eksiklik ya da burada imza attığınız konuya dikkat edin. İşte ne bileyim, sözleşme, anlaşmalara dikkat edin. Burada eksiklik bizim önümüze bir engel çıkartıyor çünkü hemen akabinde. Yani bir şeyler oldu, olurunda tamam, hadi teslim ediyoruz, yapıyoruz, ediyoruz. Hop, burada bir sıkıntı, bir kaos. Kişiler tartışıyor, konuşmayadan çok tartışmanın, kavganın, gel git konuların konuşulduğu bir gün var. Bir o tarafta bir kişiyle konuşuyorsunuz, dönüyorsunuz bu tarafta başka bir kişiyle konuşuyorsunuz ya da iletişimi ortada siz sağlıyorsunuz ama bir o yöne bir bu yöne sıkışmış görsellerinde çıkıyoruz. Özellikle çarşamba, perşembe dediğimiz alanda sanki laf anlatmaya çalışıyoruz çevremizdeki insanlara gibi bir görsel var. Şimdi bu maddi kaynaklar dediğimiz bir alan olduğu için işinizdeki bir koşuşturma ya da bir ödeme ile alakalı yapılan koşuşturmayı da ifade eder. Ama sıkılmışız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada sana laf anlat, sana laf anlat, yoruldum der gibi de çıkıyoruz. Ama beyaz bir evrak, gördüğünüz gibi konu mesele neyse aslında çözeceğiz. Önü açık ve aydınlık görsellerinde çıkmış. Bir de iş yeri, bakın gene iki kişi elimizde çarpıştırıyoruz. Bu aslında... Biri kaçıyor yalnız bu arada. Şimdi orada da T harfi var, onu da söyleyeyim. Şimdi iş yerinde bir konuşma duyuyorsunuz mesela. Birisi birisine bir şey söylemiş. Yüzleştiriyorsunuz gibi düşünün. Ya da parasal konularda hanenizde yaşanan bir konu. Bir yüzleştirme var aslında burada. Sanki iki kişiyi almışız, kafa kafaya vuruyormuşuz gibi bir görsel. Bu bir süredir beklenti içinde olduğunuz bir konuda birileriyle yüzleşmeyi ya da bir konuşmayı ifade ediyor. Taraflardan biri kaçıyor yalnız. Uçurtma görseli de var zaten üstünde. Taraflardan biri kaçıyor. Sanki böyle siz de onu elinizle ittiriyorsunuz. Bu maddi anlamda bir borcun ödenmesini ifade eder ama aynı zamanda iş ve para konularında bir kişiye de yol vereceğiniz, yani görüşmeyi, konuşmayı keseceğiniz bir durumu da ifade eder. Bu hafta
Bıncır bıncır arkadaşlar iş ve para konuları. Şimdi şu görseller aynı zamanda kontrolsüz para harcamayı, birilerine hesap vermeyi de ifade eder. Yani elimizden çıkan para, giren para diye değerlendirdiğimiz alanlar olduğu için koyu görseller bizden çıkan paradır, sorunlu işlerdir ama açık görsellerde bizim rahatlayacağımız, huzur bulacağımız ya da parayı keyifle harcayacağımız alanlardır. Burada şu iki kişiyle alakalı yüzleşme konuları aslında altı temiz olduğu için önünüzden gidecek bir sıkıntıyı ifade ediyor ama hafta sonuna kadar arkadaşlar hep bir para konusu, hep bir işinizle alakalı konular önünüze düşer düşer durur görselleri var. İlişkilerde neler var? Birisine şöyle elimizi uzatmışız kafasına doğru. Kafasına sanki böyle ateşin mi var senin der gibi bakıyoruz mesela pazartesi. Şimdi bu bir hastalık değil yalnız. Yani bir konuşma, ilişkiyle alakalı bir konuşma. Fikirsel ayrılık yaşadığınız bir konuda sanki karşınızdaki kişiye şey diyorsunuz. Senin ateşin mi var, sen ne konuştuğunu farkında mısın der gibi çıkıyorsunuz. Şimdi buradaki kişi eşimiz, partnerimiz dedik, kafasında yarım kalmış bir konu var. Konuşmalarda ufak tefek tartışmalar. Bu tartışma yalnız biraz şey konularıyla alakalı. Para bölümüne de yakın ama ilişkinizle alakalı bir karar vermek, bir konuyu toparlamak olabilir belki. Son dakika bir kararsızlıkla belki önü kapalabilir ama önü açık aydınlık konuşmaları da görüyorum burada. Hani sanki siz onu böyle bir konuda uyarıyorsunuz, elini başına koyup ondan sonra üstü açılmış, rahatlamış görsellerde. Hemen arkanızda da bir temiz anahtar var. İlişkide bir şeye başlama, ilişkide ciddi bir konuyu konuşma ya da hanenizde bir şeyi başlatmakla alakalı, karar verip başlatmakla alakalı konular gündeminizde olabilir. Şimdi salı günü ve çarşamba günü de aslında hane dışarı görünüyoruz. Neden hane dışı görünüyoruz? Deve falan görselleri de var bu arada. Çok aktif günler bunlar. Sanki böyle bir koşuşturma var. Bir şeyleri yetiştirmeye çalışacağız. Evinizde bir şeyleri yetiştirme. Evliyseniz çoluk çocukla alakalı, evle alakalı konular olabilir. Çok da fazla 5 rakam aslında çocuklarla alakalı konularınızı daha çok gündemde tutabilir. İlişkiler olarak değerlendirecek olursak burada karışıklıklar var. Onunla konuşup sonra dönüp öbür tarafa başkasıyla konuşma gibi görseller de var. Şimdi düşünüyorum, birlikte yola çıktığınız kişiler de var. Önünüze fikirsel olarak engel koyan kişiler de var. Ama sonuç ne? Sonuca baktığımız zaman burada bakın açılan yol tik koyma. Yani aslında hafta ortasına kadar, hafta başı hane içerisinde kendimizi yalnız hissettiğimiz konularda dahil önümüz açılacak. Hemen akabinde bir anahtar. Hafta sonunda yol planları, açık yol ya da hanenizde başlattığınız konularda keyif alacağınız bir sürece doğru gidersiniz. Yani aslında bu hafta iş ve para konuları çöp ama aşk, ilişkiler konuları daha iyi. Hatta burada şunu da söyleyelim. Bir ilişki beklentisi, teklifi açık olma durumları da hafta sonu için geçerli arkadaşlar. İletişim halinde alabileceğiniz güzel haberler olabilir açıkçası. Kediciğim coştu bu arada bu akarken. Miyav miyav duydunuz mu bilmiyorum ama. Çekişme var ailede. Kimlerle çekişiyorsunuz arkadaşlar? Bir çekişme var. Neyse çok da sorun değilmiş. Yan tarafından hemen güzel haberler ya da sevinç gözyaşı çıktı. Eşler arası ilişkide çekişme ya da aile içerisinde birbirleriyle çekişme. Çünkü elinde bir kemik var. Kalıplaşmış bir şey demek bu. Sanki sizden gizliyor. Bizden gizleyen birileri var aslında. Gizlenen bir şeyi öğreniriz. Tutmuşuz çünkü kollarımızda önümüze doğru çevirmeye çalışıyoruz. Gizlenen bir konu, çocuklar olabilir, eşiniz olabilir. Dediğim gibi kendince çözmeye çalıştığı bir konu olabilir. Parasal bir konu da olabilir. Bunu öğreniyoruz hafta ortası. Çok da sorun değil ama yanından bir böyle temiz gözyaşı aktığı için tamam hallederiz diyeceğimiz bir konu, her zamanki gibi ılımlı davranacağız sanki. İş ve para konuları dışarıya taşan konularınız var ama ana konu bu hafta aslında halletmem gereken bir konum değil, iki konum var. Bunları halleder miyim derseniz halledersiniz derdim. Uzun sürüyor, uzun soluklu ama çözersiniz arkadaşlar bu konuları da. Şimdi burada uzun uzun anlatmayayım. Bakın arada kalmalar, elinizde çok fazla iş olması, kafanızdan düşen bir parasal konu, bununla alakalı bir arayış ama bunların yolları açık. Yani aslında elinizle tuttuğunuz konularda, adım attığınız konularda karşılık görürsünüz cevabı verebilirim bu haftaki falımız için. Evet, gördüklerim bu şekildeydi. İyi dediğim, güzel dediğim her şey önünüze düşsün. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz bol olsun sevgili terazi burçları. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki haftaya kahve falımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.